Evet, aslında hani Türkiye'de uzun bir süredir ittifak tartışmaları yürütülüyor. Yani çoğunluğu yeni sistemin getirmiş olduğu seçim sistemine dair bir araya gelişi, işte partilerin bir araya gelişi, ittifak kuruşu aslında üzerinden tartışmalar yürütülüyor. Ama aslında bu ülkenin başka bir ihtiyacı var. Yani sadece seçimlerde bir araya gelme, seçimde mücadele ya da seçimde ortak liste ya da ortak perspektifle girme değil. Aslında daha başka bir araya gelişe ihtiyaç olduğu çok net. Aslında bu yeni bir tespit de değil. Özellikle HDP'nin ve HDP'nin neredeyse kuruluşundan beri ortaya koyduğumuz bir tespit. Yani bugün ülkede dünyanın tümünde olduğu gibi işte sağ popülist, milliyetçi, erkek egemen bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışıyor ve bunun alternatifi de aslında onu biraz daha görece restore eden, görece allayıp bulayan başka bir aslında hattın örüldüğünü görüyoruz. Yani iki hat var ama bu iki hattın esasta birbirinden çok farklı olmadığını, hani bazı küçük nüanslarla birbirlerinden ayrıldıklarını görüyoruz ama esasının birbirinden çok farklı, birbirinden çok ayrı olmadığının tespitini sadece biz değil, bence bütün Türkiye kamuoyu, kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler yapıyor. Ama bu ülkenin başka bir şeye ihtiyacı var. Tam da bu nedenle aslında işte partimizin de içerisinde olduğu birçok parti bir araya geldi ve bu temel demokrasi için bir araya gelişi, Türkiye'nin özgürlükleri, özgürlüğü için, toplumun özgürlüğü için bir araya gelişi, kadın özgürlüğü için bir araya gelişi, işçinin, emekçinin bu oluşan kapitalist düzen altında ezildiği, toplumun ezildiği bir sistemdense gerçekten eşit gelir dağılımının sağlanabileceği, buna göre bir sistemin inşa edilebileceği, yine bu kadar ekolojik yıkımının olduğu bir yerde doğayla da dost başka bir şeyin oluşturulabileceği, başka bir yolun örülebileceği perspektifiyle partimizin de içerisinde olduğu partiler bir araya geldi ve ortak tartışma yürütüyorlar. İki toplantı gerçekleştirildi. Tabii ki bunun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yani çok bunların sonuçları üzerinden değerlendirme yapmayacağım. Ama yani biz kadınlar açısından gerçekten bu ittifak tartışmalarının neresindeyiz, neresinde olmamız gerekiyor ya da burada kendimizi nereye konumlandırmamız gerekiyor meselesi kadınlar için önlerine alıp tartışmaları gereken bir mevzu. Biz hem HDP Kadın Meclisi olarak bunun tartışmasını yürütmeye başladık. Hem de bileşenlerimizle kısmen tartışmalar yürüttük. Yani başka zeminlerde de aslında kadınların bu tartışmayı yürütmeye başladıklarını gözlemliyoruz hep beraber. Ama gerçekten hepimiz açısından esaslı bir gündem olarak önümüze almamız gereken bir mesele. Çünkü işte yeni Türkiye inşasına gidiliyor. Yani bu her kesim açısından böyle, işte devlet kendini yeniden restore ediyor. İşte 2023 hedefiyle şu anki mevcut ittifak AKP-MHP iktidarı 2023'ten sonra yeni bir Türkiye inşasına girişiyor. Dediğim gibi karşısındaki cephe, Millet İttifakı kendine göre yeni bir restorasyonla aslında bu süreç yürütmeye çalışıyor. Ama gerçekten burada kadınların sözü var mı? Kadınların ihtiyaçları var mı? Kadın perspektifiyle bir yaklaşım, bir gelecek örme iddiası var mı diye sorduğunuzda, yani iki taraf açısından da aslında hayır cevabını çok net alabiliyoruz. İşte erkekler masaların etrafında toplanıyor, ittifak tartışmaları yürütüyor. Ama bu toplumun yarısı olan kadınlar ne düşünür, ne ister ya da kadınlar bu geleceğin neresinde olacak diye bir gündemlerin olmadığını görüyoruz. Yani işte bazı deklarasyonlar, bazı geleceğe dair fikirler ya da projeler ifade ediliyor. Bu iktidar açısından da öyle. Ama en nihayetinde baktığınızda yine kadınlar adına karar veren, işte kadınlara bir yaşam standardı belirleyen ya da bir yaşam dayatan bir perspektifin ötesinde değil. Ama yeni Türkiye inşasında, işte demokratik bir cumhuriyet eğer inşa edilecekse, demokratik ulus perspektifiyle bir yeni inşa edilecekse, bunun içerisinde kadınların olmaması kabul edilemez. Böyle bir inşa demokratik olmaz. Eğer siz demokrasiden söz ediyorsanız, işte toplumun yarısı, nüfusun %50'si en az. Ama işte söz hakkı yok, mekanizmaların içerisinde değil. İşte bir gelecek inşa ediyorsunuz, sözü yok. Bir gelecek inşa ediyorsunuz, fikri yok.
Bu nasıl bir demokrasi olacak? Yani bir defa siz bir egemenlik ilişkisini kurmuş oluyorsunuz. Bir defa hani bir kesimin düşüncesini yok saymış oluyorsunuz. Büyük bir kesim. Yani bu sadece HDP açısından söylemiyorum. Yani sonuçta diğer partinin içerisindeki kadınların da ne talep ettiği yok bu hiçbir belgede neredeyse. İşte kısmi bazı tartışmalar, işte kadınların itirazları kısmen olsa da ama esaslı bir tartışma yok. Ya mesela şöyle mi olacak? İşte dedim, yeni Türkiye inşasında bir demokratik rejim iddianız var. Ama hala erkek egemen perspektifle inşa edilmiş partilerle bunu yürüteceksiniz. Ya da sistemle bunu yürüteceksiniz. Yine işte erkek egemenliğin ya da tekçi erkek rejiminin kodlarına göre bir inşa üzerinden gideceksiniz. Yani böyle bir demokrasi ortaya çıkar mı? Ya da buradan bir demokrasi beklentisi olur mu? Böyle bundan bir toplumsal ihtiyacı giderebilir misiniz sorusu hayır. Bir de bizim tecrübelerimiz var. Örnekler var, modeller var. Şu anda dünyaya mal olmuş ve dünyanın da en demokratik olarak radikal demokrasi perspektifiyle gördüğü bir model var. Bizim yerelde uyguladığımız, partimizin içerisinde uyguladığımız işte eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet, işte iktidarın dağıtılması, kadın erkeğin bir arada, kadın ve erkeğin bir arada yolu ördüğü ve beraber yürüdüğü bir şu anda projemiz var. Şimdi bunu yok saydınız da ortaya çıkacak şey aslında birbirinin kötü taklitleri ya da işte kötünün iyisi ama işte kötünün iyisine de mecbur kalın demek oluyor ama artık kadınlar kötünün iyisini kabul etmiyor. İşte bir en kötü var, bir de ondan biraz daha kötüsü var. İşte bir tekçi, tek adam rejimi var ama bir de işte onun biraz restore edilmiş hali. İşte yine kadınlara tırnak içerisinde söylüyorum bunu söyledikleri için işte vitrinde, görüntüde kadınların konumlandırdığı ama esasında kadının neredeyse düşüncesinin siyasetin içerisinde olmadığı yeni bir yeniyi inşa edeceksiniz. Bu kadınlar için kabul edilemez. Bu sadece kadınların temsiliyeti açısından da değil. Yani mesela siz bir problemi çözme yönteminiz bile bir kadın bakış açısının içerisinde olmadığı zaman erkek egemenliğinin nasıl çözümler ürettiğinin hepimiz bin yıllardır şahidiz. Bu yeni değil, işte 5000 yıldır erkek egemen sistemin, devletli sistemlerin aslında faturasını bütün toplum olarak ödüyoruz. Hepimiz köleleşme sistemini hep beraber ödüyoruz. İşte savaşlar bunların bir sonucu. İşte erkekler savaş çıkartıyor ama bunun faturasını kadınlar ödüyor. Kadınların bedeni savaş alanı haline getiriliyor. Yani bu işte Ukrayna-Rusya savaşı en yakın örnek, en sıcak örnek. Ama biz bunu Suriye'de, Rojava'daki saldırılarda da gördük. Irak döneminden de gördük. Kürdistan'da 90'lı yıllarda da gördük. Şimdi siz yani bu ülkenin en temel sorunlarını erkek egemen bir bakış açısıyla, bir sömürge yaklaşımıyla ya da egemenlik kurup işte bir egemen kimlik resmi ideoloji üzerinden çözerseniz aslında yine sonuçsuz kalacağını görürsünüz. Kürt sorunu bunlardan biri. Yani sadece dediğim gibi kadınlar sadece işte biz eşit temsiliyet sağlayalım, kadın meselelerinde sözümüzü, eylemimizi ortaya koyalım demiyorlar. Bu ülkenin en temel problemlerinde kadınların söz hakkı ve gerçekten dönüştürücü güçte düşünceleri var. İşte bu işte Kürt sorunu nasıl çözecek bu sistemlerin tümü? Biz kadınlar bunların tümünü gündemimize alıp bir araya gelişin tartışmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu nedenle aslında HDP zaten bir ittifak partisi. İşte bileşenleriyle, bireyleriyle 6 bileşenimiz var. Onlarca birey arkadaşımız var ve çok farklı kesimlerden kadın arkadaşlarımız hem inançsal olarak hem siyaseten farklı kesimlerden bir araya gelip ortak mücadele yürütüyor. Zaten ittifak perspektifiyle yaklaşan, demokratik ulus perspektifiyle yaklaşan ve bunu kanun öncülüğünde gerçekleştiren bir partiyiz. Onun için önümüzdeki dönemde de bu nasıl geliştireceğimiz zaten tartışmasını yürütüyoruz. Kadınlar bu konuda çok şanslı. Bence çok da tecrübeliler. Çünkü tarihsel olarak bir egemen var karşımızda ve bu egemene karşı ortak mücadele yürütmemiz gerektiğini farkındayız. Bu farkındalığımız var. Tam da bu nedenle mesela 8 Mart'ta bütün kimlikler bir tarafa bırakılır. Kadın kimliğiyle sokağa çıkarız. İşte Kürt kadını kendi derdini, kendi sloganını atar. Feminist kadın kendi derdini, ortak dertlerimiz bu. Hani birbirinden ayrıştırmak için söylemiyorum ama en yakıcısını gündeme getir ama
en nihayetinde bir araya geldiğinde kadınların ortak problemleri ve ortak mücadelesi ortaya çıkar. Bunu geliştirmenin şu anda hem tartışmalarını hem çalışmalarını yürütüyoruz. Bu dönem sloganımız TEJA'nın kadın zamanı, Demdema Jine'yi HDP Kadın Meclisi olarak da beraber değiştireceğiz. Şimdi kadın zamanı şiarıyla biz alanlara çıktık. Bence Türkiye, Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında alanlara, meydanlara, sokaklara çıkan kadınlar bu tespiti doğruladılar. Yani bu yüzyıl kadınların yüzyılı, erkek egemen rejimler, işte sağ popülist rejimler ne kadar saldırı gerçekleştirirse gerçekleştirsinler, ne kadar kazanımlarımızı hedef alırlarsa alsınlar, ne kadar bizim yaşamımızı daraltmaya çalışıp bizi makul bir çizgiye çekmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu başarısızlıklarının bir göstergesiydi. Başaramıyorlar, istedikleri sonucu elde edemiyorlar. Yani bu kadar sistematik bir şekilde saldırdıkları başka bir kesim azdır. Yani bütün dünyanın tümü için söylüyorum. Hani ülke bazında daha lokal düzeyde mesela Kürtler bu saldırıların önemli hedeflerinden biri. Ama totalde, toplamda dünyanın tümünde kadınlar ortak problemleri yaşıyorlar. Ortak saldırılar ve yönelimlerle karşı karşıyalar. Ama bir başarısızlık hikayesi var bence devletli rejimler, ulus devletli erkek egemen rejimler açısından. Ve kadınlar açısından da aslında büyük bir başarı var o ortada. Belki hani Türkiye açısından, Türkiye ve Kürdistan açısından temel bazı gündemlerimiz vardı. Bu 8 Mart'ta hem işte tecrit cezaevindeki kadın hasta tutsaklar, şahsında hasta tutsaklar, işte kadın hanımlarımıza ve irademize saldırı, eş başkanlık sistemi, nafaka, İstanbul Sözleşmesi, işte Semra Güzel arkadaşımızın durumu, yine bunlar bizim temel gündemlerimiz. İşte kadına yönelik şiddet temel gündemlerdi ve kadınlar bütün barikatları aşarak aslında alanlara gittiler. Bir kolay olmadı kadınlar için. Bütün dünyada kutlanan, işte mücadele günü olarak tanımlanan bugün Türkiye'de yine bu rejimin barikatlarıyla karşı karşıya kaldı. İşte en ağır uygulamalarla yüz yüze kaldı kadınlar. Neredeyse artık bu cezaevi koşullarına benzer biçimde aramaya tabi tutulmaya çalışıldılar. İstanbul'da en ağır saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ama en nihayetinde bence kadınlar bu dönemin damgasını vuracağını bir kez daha gösterdi. Ve bence büyük bir mesajdı. İktidara büyük bir mesajdı. Devlete büyük bir mesajdı. Biz geri adım atmayacağız. Bu hiçbir çabanız sonuç elde etmeyecek. Yine başaran biz olacağız. Çünkü ne kaybedeceğimizin çok farkındayız. Küçük kazanımlar gibi görünen kazanımlarımız, yaşamlarımızı koruyan kazanımlar. Bizim ufacık geri adım atmamız, şüpheyle yaklaşmamız, yani bir anlık tereddütümüz bile çok fazla şey kaybettiriyor kadınlara, bizlere, yaşamlarımıza mal oluyor, özgürlüklerimize mal oluyor, geleceklerimize mal oluyor. O açıdan bu dönem kadınlar bence bütün yıl boyunca zaten çok sürekli uyanık ve mücadele halindeydiler. Ama 8 Mart bunu daha üst perdeye taşıyan bir gündü. Uzun bir süredir bu kadar coşkulu, moralli, inançlı ve kararlı bir 8 Mart geçirmemiştik. Tabii ki her 8 Mart çok coşkuludur ama bence son yılların en güçlü, en kararlı, en renkli bir 8 Mart'ıydı. Özellikle gençlerin katılımları bence dikkat çekiciydi. Yani bu kadar apolitize edilmeye çalışılan gençlik, yani siyasetten, politikadan, mücadeleden geri çekilmeleri için her türlü argümanı kullanıldığı kesim genç kadınlar, işte özel savaş politikalarının hedefliler, sürekli işte apolitize edilerek siyasetten, mücadeleden çekilmeye çalışıyorlar. Ne psikolojik ve psikolojik savaşın aslında en büyük hedefi onlar. Ama bence genç kadınların katılımı çok kıymetliydi. Yani bütün bunlara aslında bir işte bir cevaptı. Ya biz farkındayız ve bunun karşısında da işte başarılı olamayacaksınızın mesajı bence çok net alanlarda verildi genç kadınlar şahsında. Bir ittifak da değil, bir dayanışma hali var kadınlar içerisinde. Hem ittifak hem dayanışma olarak tanımlanabilir. Ve bence bunun yansımaları zaten siyaseten görünmeye başladı bile. Yani
Belki bundan sonra daha da net bir görüntü yansır. Eğer bazı siyasetlerde kısmi bir dönüşüm olduysa eminim bu kadın mücadelesinin etkisidir. Yani hiç de böyle tesadüf değil bazı partilerin işte eşit temsiliyet konusunu gündemine alması. Hiç de tesadüf değil bazı partilerin İstanbul Sözleşmesi gündemine alması. Sonuçta bu kadın mücadelesinin, kadınların ortak refleksinin, kadın dayanışması ve alanda, meydanda, önemli gündemlerde oluşturdukları ortak zeminlerin büyük bir etkisi. Belki yani bugün meclisteki kadınların sayısal olarak artmasını, meclis aritmetiğinin istenilen düzeyde olmasa bile bir dönüşüm geçirmesinin bence temel nedeni kadın mücadelesi. Yani bizler açısından da öyle. Ya sonuçta biz HDP Kadın Meclisi olarak da gücümüzü işte Kürt Kadın Hareketi'nin örgütlü mücadelesinden, işte feminist kadınların verdiği mücadeleden, Türkiye Kadın Hareketi'nin yürüttüğü mücadele ve mirasını, yani toplamın mirası üzerinden kendimizi var edip ilerletiyoruz. Yani sonuçta biz şunun çok farkındayız. Tek başına, hani bu bir slogan olarak görünüyor ama ya tek başına olmuyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya bu çok net bir durum. Sonuçta bu sistemin, bu rejimin tek etkilenen ben değilim. Ama ben de etkileniyorum. Hiçbirimiz de dışında değiliz. Yani hiç kimse kendini bundan azade kabul etmemeli. Bence iktidarın milletvekilleri, iktidarın kadın açısından söylüyorum, sözcüleri, iktidar partisi içerisindeki kadınlar da bu rejimin aslında yönelimlerine maruz kalıyorlar. Bunu kabul etmeyebilirler, kendi açılarından böyle değerlendirmeyebilirler ama tarihsel gerçeklik bunu gösteriyor. Yani sonuçta onlara da bir konum belirleniyor. İşte sahneye çağrıldıklarında işte bir tane de kadın gelsin, bir tane de kadın olsun, işte bir masa oluşturuluyoruz. Aslında hiç düşünülmez. Ama işte çok eleştiri almamak için bir tane kadın olsun. Bu böyle bir durumda ben hani onların da bunun dışında olmadığını düşünüyorum ama biz de dışında değiliz. Yani biz kurtulmuş, kendimizi kurtarmış, özgürleşmiş değiliz. Sonuçta özgürleşme yolundayız. Onun için ortak mücadele, kadın ittifakı, kadın dayanışmasını büyütüp hep beraber özgürleşmeliyiz. Hem sadece rehin olanlar, işte esaret altında olanlar, cezaevindeki kadın yoldaşlarımız değil ki. Ya biz de toplumda yaratılan esaretin bir tarafıyız, yani esir alınmışız. İşte bedenimizle ilgili karar veremiyoruz. Bütün işte büyük adamlar toplanıyor, bizimle ilgili kararlar veriyor. Geleceğimizle ilgili ya da işte siyasetten varlığımızla ilgili ya da tüm ülkenin geleceğiyle ilgili. Onun için aslında biz de bunun bir tarafıyız. Bundan başka yolumuz yok. Herkes bunu bilmeli. Hiç kimse bunun dışında değil. Ve bu ne sonuçta eğitimle ilgili bir şey, ne ekonomik olarak sizin iyi durumda olmanız. Bunlar bir kısmen size yönelimi kısmen azaltabilir ama ortadan kaldırmaz. Yani yoksul kadın, işte daha ekonomik durumu daha iyi olan kadın da ikisi de aslında bu erkek egemenliğinin hedefi. Başka inceltilmiş şey belki bir kısmına uygulanıyor ama bunu ortadan kaldırmak hepimizin görevi, hepimize bu sorumluluk düşüyor. O açıdan kadınlar bence zaten bir adım öndeler, hatta birkaç adım öndeler. Yani bütün işte o bir araya geliş ve ittifak tartışmalarına göre biz 8 Mart'larda bir araya geliyoruz, kadın yönelik şiddette bir araya geliyoruz, işte kadın kazanımlarımıza saldırıda bir araya geliyoruz. Kendi kazanımlarımızı büyütmek için zaten bir araya geliyoruz. Yani onun için bence biz bunu daha geliştirebiliriz ama karma alana göre daha avantajlı olduğumuz da çok net. Yani bizim ayrıştırmaları çok zor. İktidarın ayrıştırması çok zor. Bunu çok çabaladılar. İşte Kürt kadınlarını TCA ve Rosa Kadın Derneği üzerinden terörize etmeye çalıştılar. İşte tırnak içerisinde terörist diye bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar ama kadınlar bunun da çok farkında. Yani o işte kurnaz erkekliğin nasıl kadınları birbirinden ayrıştırıldığını, birini makul görüp birini işte tarihsel olarak cadı olarak yaftaladığını, isyankar olarak yaftaladığını. Bunlar bizim tarihsel deneyimimiz. Onun için çok da bu tartışmaları da kadınlar gündemine almıyor. Çok da bu oyuna gelmiyorlar bu erkeklerin. Ve bir arada kenetlenmiş durumdalar ama daha ileri bir seviyeye taşıyıp yaşamımızı öreceğimize de inanıyorum ben. Kadınların öncülük ettiği
mücadelelerin başarılı olma olasılığı çok çok yüksek. Yani bunu tarihsel örneklerini de görüyoruz. Belki 8 Mart ve Nevroz da biraz tam da buna denk gelecek iki gün. İşte kadınlar 8 Mart'ta o coşku, o kararlılık, o dirençle her sokağa çıktığında aslında o akış bir de Nevroz'a sağlanmış oluyor. İşte bugün Türkiye, Kürdistan'ın dört bir yanında bütün direniş alanlarında, işte emekçilerin direnişi, kadınların direnişi, Kürtlerin direnişi, ezilenlerin, yani bütün aslında ezilenlerin direniş alanlarında kadınların öncülük etmesi tesadüf değil. Çoklu bir mücadele yürüttüklerinin farkındalar. Ve bu mücadelenin toplumda bir dönüşüm yarattığını, toplumda bir farkındalık yarattığını da çok bence farkında olarak bu mücadeleyi yürütüyorlar. Ve dediğim gibi bunun örneklerini de gördük. Yani işte kadın özgürleştiği yer nasıl bir toplumsal dönüşüm olduğunu, işte o birikmiş iktidar ilişkilerinin nasıl dağıldığını, işte kolektif bir yaşama nasıl örüldüğünü, komünal bir yaşam, komünal bir ekonomik bakış açısının nasıl geliştirildiğini, ilerlettiğini, doğayla nasıl daha dost bir ilişki kurulduğunu, işte niye kadınlar mesela ekoloji alanında bu kadar ön plandalar, işte toprağını koruyan kadınlar, ağacını koruyan kadınlar, işte ağaca sarılıp koruyan kadınlar var. Yani bu kadar aslında doğayla ortak yaşam perspektifleri var kadınların. Yani çünkü farkındalar, doğaya bir egemenlik ilişkisi kurmuyorlar. Ama işte tarihsel olarak doğa egemenlik kurulacak alan, işte varlık, işte kadınlar egemenlik kurulacak varlıklar gibi. Onun için aslında kadınlar bu doğalı özü de ortaya çıkartıyor ve toplumda böyle bir dönüşüm yaratıyor. O zaman işte erkek egemen, bu ulus devlet, kapitalist düzenin bir alanı kalmıyor. Onun için bu kadar saldırıyı geliştiriyor. Şimdi kapitalist düzenler, ulus devlet mantığı ilk kendini bu ilişkiler üzerinden ortaya çıkıyor. İşte ezen ilişkisi, yoksul zengin ilişkisi, kadın erkek egemenliği ilişkisi, işte kimlikler arasında sürekli işte bir çatışma hali yaratması. Bugün Orta Doğu'daki savaşların en temel nedeni işte halkları birbirine kırdırma, halkları karşı karşıya getirme. Ama en nihayetinde günün sonunda kaybeden halkların kendisi olur bu savaşlarda. Tam bu nedenle aslında kadın öncülüğünde, kadın özgürlükçü, kadın kurtuluş ideolojisiyle bir yeniyi yaratmanın önemli olduğunu ve olması gereken özün bu olduğunu, diğerinin aslında bize suni olarak dayatılan olduğunu, bunu da değiştirebileceğimizi ifade ediyoruz. Hem renkleriyle, hem direniş ruhuyla, hem kararlılığıyla, hem coşkusuyla son dönemlerin en coşkun 8 Mart'ıydı. Ve mutlaka kadınların bu direnci, bu kararlılığı, bu coşkusu Nevroz'a da yansıyacak. Biz kadınlar için demdeme azadiye dedik, kadın özgürlük zamanı dedik. Ama bu Nevroz'da başarı zamanı olacak. Yani bir de başarıya ulaşmak, yani sadece mücadele değil. Biz bu Nevroz'un başarıya gidecek yolun ilk taşı olduğunu, yani demdeme serkeftinin, yani bizim başaracağımız bütün bu mücadelenin sonucunda ortak kazanım elde edeceğimiz bir Nevroz olacak. Yani biraz erken ama biz erkenden Nevroz kutlamaya ve o heyecanı yaşamaya başladık. Hem sizin şahsınızda şimdiden herkesin bu yılki Nevroz'unu kutlamış olalım, hem de Nevroz alanlarını doldurmaya, kadın rengini Nevroz alanlarına taşımaya bütün kadınları davet edelim. Yarım kaldı belki 8 Mart'ta birçok şey, ya da yeterli gelmedi. Gelip işte Nevroz meydanlarında bu coşkumuzu, eksik kalan kısmını da hep beraber tamamlayalım.